Değerli basketbol severler, CBL Ankara Kurumlar Arası Basketbol Ligi 13. haftanın ilk karşılaşması az önce tamamlandı. Gazi Üniversitesi Hastanesi ve ULAK haberleşme takımları karşı karşıya geldiler. Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin galibiyetiyle tamamlandı bu karşılaşma. Çağlar arkadaşların destek oluyorlar. Öncelikle tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Neler söylemek istersin karşılaşmayla ilgili? Bugün 5. maçımız. 5'te 5'te gidiyoruz. Son maçımız kaldı ama liderliği garantilememiz için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Maçtan önce tüm konsantrasyonumuz o seviye belirleme maçlarında, son periyotta kaybettiğimiz Türk Traktör maçında. Aklım sürekli oradaydı. Bu sefer son maça bırakmamak için bu maç bitirmeyi hedefledik. Güzel maç oldu. Hak etmediğimiz bir grupta olduğumuza inanıyoruz. Çok daha iyi olabilirdik. Yeni kurulmuş olduğumuz takımı, yeni kurulmuş olmamızın verdiği dezavantajla seviye belirleme maçlarında kendimizi gösteremedik ama Serie B'nin şampiyonu olmak için hazır olduğumuzu düşünüyorum. Şu an çok iyi gidiyorsunuz. 5'te 5 yaptınız. 5'te 5 son maçımız. Orada da son artık taktik, kondisyon, artık deneyeceğimiz playofflar için hazırlık maçı gibi olacak bizim için. Playofflardaki eşleşeceğimiz rakibi bekliyoruz. Diğer grupları, tüm rakipleri an ve an takipteyiz. Başarılar diyoruz. Teşekkür ediyorum. Herkese başarılar. Sağ olun. Birazdan günün ikinci karşılaşması oynanacak. Bu karşılaşma sonrası tekrar birlikte olacağız. Değerli basketbol severler, CBL Ankara Kurumlar Arası Basketbol Ligi 13. haftanın ikinci karşılaşması az önce SBB ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı takımları arasında oynandı. Günün en başarılı ismi, en skorer ismi Eren yanımda. Eren, öncelikle tebrik ederim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Gerçekten çok başarılıydın. Bugün double-double yaptın. Hem evet, reboundlarda hem sayı anlamında, asistlerde de çok iyiydin. Neler söylemek istersin? Ya bugün takım olarak da iyiydik. Yeni kurulan bir takımız Ulaştırma Bakanlığı olarak. Yani turnuvaya biraz geç başladık. İlk hazırlık maçlarını da yapamadık ama takım gittikçe birbirine alıştı, antrenmanlar vesaire. Bugün de çok şükür kazanmak bize nasip oldu. İnşallah böyle devam ederiz diyelim. Bugün takım herhalde o şeyi bozdunuz değil mi? Bugün ilk galibiyetiniz. Bugün bozduk. Aslında yaklaşmıştık. Etimaden maçında da, ULAK maçında da sonunu getiremedik. Ama bugün getirdik. İnşallah devam böyle olur. Bundan sonra da devamı gelir inşallah. İnşallah diyelim. Tebrik ediyoruz. Sağ olun. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Birazdan günün üçüncü karşılaşması oynanacak. O karşılaşmadan sonra tekrar birlikte olacağız. Değerli basketbol severler, CBL Ankara Kurumlar Arası Basketbol Ligi 13. haftada az önce bir karşılaşma daha tamamlandı. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Traktör takımları karşı karşıya geldiler. Türk Traktör'ün üstünlüğüyle tamamlandı o karşılaşma. Şimdi yanımızda günün başarılı ismi Emrecan var. Emrecan, öncelikle tebrikler. Teşekkür ederim. Neler söylemek istersin karşılaşmayla ilgili? Bu maç gerçekten çok zevkliydi. Önceki maçlara baktığımızda gerçekten takım olarak iyi hazırlandık. Belli dönemlerde antrenman yapamadığımız oldu çünkü Covid vesaire gibi nedenlerden. Ama sonrasında gerçekten takım olarak iyi bir geri dönüş yaptık. Baskılı bir oyun oynadık. Sonunda kazanmayı bildik. Karşı takımı çok tebrik ediyorum. Kendi takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Çok iyiydiniz. 5'te 5 oldu değil mi grupta? Evet. Şu an yenilgisiz gidiyoruz. Devam ediyoruz. Yenilgisiz gidiyorsunuz. Tebrik ediyoruz. Başarınızın devamını diliyoruz. Çok güzel bir turnuva bu arada. Emeği geçen herkesin eline sağlık. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Tebrikler. Birazdan günün dördüncü karşılaşması oynanacak. O karşılaşma sonrasında tekrar birlikte olacağız. CBL Ankara 6. sezon 13. hafta mücadelesinde Türk Telekom takım karşısında Aselsan takımı üstüne ayrılan taraftı. Şimdi de yanında Mertcan var. Mertcan'la birlikte bu galibiyeti değerlendireceğiz. Öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkür. Bugünkü mücadelenizden ötürü neler söylemek istersin hem takım hem de kendin adına? Çok iyi oynuyoruz. İyi bir sezon geçiriyoruz yani. Bu da o maçlardan biriydi. Tempolu oynuyoruz. Hızlı hücumlardan genellikle sayı buluyoruz. Bu da iyi özelliğimiz. Yani koşuyoruz. İyiyiz yani o konuda. Mutluyuz kazandığımız için. Kazanmaya devam etmeyi düşünüyoruz yani. Kenardan da sürekli skor katkısında bulunan bir Aselsan takım vardı bugün. Bir de kenarı, bench'i değerlendirecek olursak neler söylemek istersin? Ya kadromuz çok geniş. Yani kenardan kim girerse girsin yani sayı bulabiliyor. Katkı veriyor takıma. O konuda da iyi olduğumuzu düşünüyorum yani. Herkes oynuyor. Herkes oynamak istiyor. O yüzden iyi bir bench'imiz de var diyebilirim yani. Biz de başarılar diliyoruz sizlere. Sevgili izleyenler, günün dördüncü karşılaşmasında Aselsan Türk Telekom karşısında üstüne ayrılan taraftı. Son karşılaşmada görüşünceye dek hoşçakalın. Böyle Ankara 6. sezon 13. hafta mücadelesi. Ankara Diş Hekimleri Odası'yla Aselsan karşısında büyük bir heyecan olan, sahne olan mücadelede galip ayrılan taraf oldu. Yanımda da korumalarım Çağlar ve Volkan var. Bugünkü mücadeleyi değerlendireceğiz. Hep birlikte ilk olarak sözü de Çağlar'a vereceğim. Neler söylemek istersin bugünkü mücadeleyle ilgili? Müthiş zor maçtı. Rakibimiz Havelsan'ı tebrik ediyorum. Gerçekten çok büyük bir dirençle oynadılar. Belki onlar bu kadar dirençle oynamasa biz en iyi oyunumuzu ortaya çıkartamayacaktık. Ama çok değerli bir rakip. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu bir takım oyunu.
Aldığımız süreler, attığımız sayılar önemli değil. Galibiyet hepimizin galibiyeti. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Geçen seneden bu yana çok büyük bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Bu organizasyona da teşekkür ederim. Gerçekten çok büyük bir emek ve çok büyük bir vakit harcıyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi Volkan, Çağlar dedi ki bu bir takım oyunu. Öyle bir takım oyunuydu ki sahada 3 sayı atmayan oyuncu kalmadı gibi bir şeydi. Sen neler söylemek istersin? Önceki çok keyifli bir maçtı. Havelsan çok değerli bir rakip. Namalup geldiler şimdiye kadar da. İlk başta ritim bulamamaları, bir şekilde de savunma dengemizi ritimde bulmamız onları birazcık hücumda zorladı. Sonrasında da ritim yakalasalar da bir şekilde önde bitirmeyi başardık. Yani bütün takım arkadaşlarımla herkes devamlı olarak iletişim içinde ve çok keyifli bir maçtı. Benim adıma da çok önemli ve değerli bir maçtı. Umarım şampiyonluğa doğru giden bir yolculuğumuz oldu. 2 yıl önce yarı yolda kalan bu yıl tamamlarız diye umuyorum. Başarılar diliyorum ben de Ankara Dış Çekimler Odası takımına. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, artık perdeyi Ankara Dış Çekimler Odası'nın galibiyetiyle tamamladık. Orada 14. haftada görüşünceye dek hoşçakalın.